Türkiye'de yağışın dağılışı ile ilgili harika bir soru. Türkiye'nin en az yağışlanan yerler arasında hangisi yer almaz diyor. Hocam Tuz Gölü çevresi az yağışlanan yerlerdendir. Güney Anadolu bölgesinin güneyi az yağışlanan yerlerdendir. Aynı şekilde Malatya Elazığ çevresiyle Iğdır Ovası ülkemizin az yağışlanan yerlerindendir. Ancak Antalya çevresi ülkemizin bol yağışlanan yerler arasına girer. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Şimdi haritayı değiştireceğim ve harita üzerinde ülkemizin az yağışlanan yerlerini göstereceğim. Haritaya baktığımız zaman sevgili arkadaşlar ülkemizin az yağışlanan yerleri diyor. Ülkemizin en az yağışlanan yeri Tuz Gölü ve çevresidir. Bölge bazında ülkemizin en az yağışlanan bölgesi İç Anadolu bölgesidir. Bunun nedeni nedir derse etrafının sıra dağlarla çevrili olması diyeceğiz. Kuzeydoğu Dağları ve Toros Dağları kuzeyden ve güneyden gelen nemli hava kütlelerinin iç kısımlara geçmesini engeller. Bu nedenle de bölge bazında en az yağışlanan bölgemiz İç Anadolu bölgesidir. Bunu asla unutmayacağız. Daha sonra ise arkadaşlar şu Güneydoğu Anadolu bölgesinin Suriye sınırı ülkemizin az yağışlanan yerlerindendir. Bazı arkadaşlarımız şunu düşünebilir. Hocam Güneydoğu Anadolu bölgesi daha kurak bölge. Niye o zaman az yağışlanan bölge değil? Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaz sıcaklığı daha fazla. Buharlaşma daha fazla. Bu nedenle de Güneydoğu Anadolu bölgesi İç Anadolu bölgesinden fazla yağışlanmasına rağmen Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuraklık daha belirgindir. Bunu unutmayacağız. Iğdır çevresi yine ülkemizin az yağışlanan yerlerindendir. Hocam Doğu Anadolu bölgesinde yüksek dağlar arasında kalan çukur yerlerde ülkemizin az yağışlanan yerlerindendir. Yine Malatya Elazığ çevresi de buna örnektir. Bir de ayrıca sevgili arkadaşlar bakın şu Ergene Havzası ülkemizin az yağışlanan yerleri grubuna giriyor. Iğdır Ovası'nı gösterdik. Malatya Elazığ çevresi, Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneyi ve Tuz Gölü çevresini bu şekilde göstermiş olduk sevgili arkadaşlar.